Üzerimize yapılan büyü, sihir bazı ailece çok etkiliyor. Kimin yaptığını çok iyi biliyoruz fakat görüşmek zorunda olduğumuz birisi. Bakın, kimin yaptığını çok iyi biliyoruz dediğinizde gözünüzle görmeniz lazım yaparken. Yaparken gözünüzle görmediyseniz suizan, hiç dile dökmediyseniz, dile döktüyseniz gıybet. Yaparken görseniz dahi onun arkasından konuşmanız yine gıybet. Yaparken görmediniz, arkasından konuştunuz, iftira. Gıybet etmek, ölü eti yemek. İftira, zinadan daha büyük günah. Aile saadetimiz tehlikeye giriyor, boşanmanın eşiğine geliyoruz. Nefsinizden. Bu direkt nefsinizden. İnsanlar kendi ahlaklarını güzel ahlaka çeviremiyorlar. Kendi ahlakını güzel ahlaka çeviremeyince kendilerince diyorlar ki işte bu büyüdendir, şeytandandır, o yapmıştır, bu yapmıştır. Yok. Sen güzel ahlakını koy ortaya, boşansın o boşanacaksa. Bundan sen sorumlu değilsin ki. Bir kadın güzel ahlakını koysun ortaya. Adam boşuyorsa boşasın onu. Bir erkek güzel ahlakını koysun ortaya. Kadın boşuyorsa boşasın, gitsin versin mahkemeye. İnanmam bunlara ben hiç. Büyüye inanırım. Evet, nazara inanırım, evet. Ama insanlar kendi kötü ahlaklarını, kendi düşük ahlaklarını, düşük seviyelerini bir başkasının üzerine bağlamasınlar. Yapmayın böyle. Kadın adama olanca lafı söylemiş, geliyorlar, ben dinliyorum şimdi. Bu sözleri söyledin mi diyorum ben. Söyledim diyor. %100 büyü yaptı bunun annesi, o yüzden söyledim diyor. Ya diyorum, bu adamın annesinin başka işi yok mu? Gitsin de bu büyü yapsın, gelin buna hakaret etsin de bu adam da bunu boşasın diye mi yapıyor diyorum ben. Lafı söyleyen kadın, boşanmak isteyen de kadın. Büyüden şikayet eden de kadın.